Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn et-tayyibîn et-tâhirîn emma ba'd. Halep-i Sagir'den cuma bahsini bitirdik. Bu bahis Fastun fi salatil eid, bayram namazı bahsi. Bazı yerlerde fastun fi salatil eideyn, iki bayram namazı, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları. Salatul eidi, kurban bayram namazı vacibetün vaciptir. Şimdi burada salatul eid ya da eidul fıtr, eidul udhiyye. Eidul Fıtr, yani Ramazan bayramı, şeker bayramı değil ha, Ramazan bayramı, Eidul Udhiyye ne? Eidul Udhiyye, kurban bayramı, kurban. İkisi de ibadet. O bayramlar, o bayramları bayram olarak değerlendirmek, o da ibadettir ha. Birisinde kurban ibadeti var, birisinde de ziyaretler vesaireler vesaireler. Yani niye buna Eid denmiş biliyor musunuz? Şimdi Ramazan bayramı namazı hicretin birinci senesinde emredilmiş, meşru kılınmış. Hicretin birinci senesinde. Niye bayrama bayram denildi? Eid. Bir insanlar ziyaretleştiği için. Ziyaretten dolayı Eid denmiş. Bir başka mana da لِاَنَّ şüphesiz Allahu Teala fihi لِاَنَّ لِلّٰهِ Teala yok. لِاَنَّ لِلّٰهِ Teala Cenab-ı Hak için fi orada var. Ne var? Avaidel ihsan ala ibadi. Allah'ın o bayram günlerinde kullarına ikramı ihsanı olduğu için, ikramı ihsanı geldiği için, onlara bereket yağdığı için, ama tabi bayramı bayram gibi yaşarsa ona ne denmiş? Avud, yani bereketin dönmesi, ihsan ikramın gelmesi, ona efendim bayram bunun için denilmiş. Peki bayram namazlarında, bayramların meşru oluşunda asıl delil nedir? Hazreti Enes'ten nakledilen bir hadis-i şerifte, Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye gelince, Medine'deki insanların iki önemli günü vardı. Gençler, Yahudiler var orada, Hristiyanlar var. İki önemli günü bayram yapıyorlar kendilerine. Bak ne diyor? Lehum yevmani, iki günleri vardı kendilerine göre kutsal saydıkları. Yel'abune fihima, o iki günde oynuyorlar, zıplıyorlar, eğleniyorlar. Fekale ma hadanil yevmani, Peygamberimiz onlara dedi ki bu iki gün ne? Onlar da dediler ki künna nel'abu fihima fil cahiliyeti. Müslüman olmadan önce biz bu iki günde eğleniyorduk. Oynuyoruz, eğleniyoruz. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz buyurdu ki, bak onlara demek ki Müslüman olduktan sonra yine o günleri kendilerine göre değerlendiriyorlar. Ama Peygamberimiz onlara ne yapıyorsunuz siz? Müslüman olmadan önce biz bu günlerde eğleniyorduk. Peygamberimiz buyurdu ki İnne Allah'a kad ebdelekum bihime hayran minhüma. Allah bu iki günden daha hayırlı günlerle size onun yerine iki hayırlı günü verdi. İki hayırlı günle değiştirdi. Bunların yerine iki hayırlı gün verdi manası. O da neymiş? Yevmül Edha ve Yevmül Fıtr. Birisi Kurban Bayramı günü, birisi de efendim fıtır günü. Fıtır günü ne? Efendim, bak bu bayramlar çok önemli olduğu için o günlerde oruç tutmak haram da. İslam'da senede 5 gün oruç tutmak haram. Hangi bayramda ne kadar? Ramazan bayramında kaç gün? Bir gün değil mi? Bir gün. Kurban bayramında efendim bayramın birinci gününden dördüncü günün sonuna kadar oruç tutmak haram, haram sayılmış. Niye? O ziyafetten yüz çevirip, orada ziyaretler var, orada halatır sorma var, orada insanları sevindirme var, insanlara destek olma var. Orada efendim oruç tutmak. Ve mesela Ramazan-ı Şerif'in arafesine kadar oruç tutmak farz, ibadet, efendim Allah öyle emretmiş. Bayramda da oruç tutmamak farz. O zaman da yemek gerekiyor. Bak şimdi. İkisi de Allah'tan gelelim.
buraya da şunu yapacaksın, burada şunu yapacaksın. Bizim bir tercih hakkımız yoktur. Sınırlar var. Tercih hakkımız yok bizim, tamam mı? Şimdi salatul idi, bayram namazı vacibetün vaciptir. Ancak bu sadece Hanefi mezhebine göre vacip. Hanefi mezhebinde de İmam-ı Azam'a göre vacip. İmam-ı'yine göre yine sünnettir. Diğer üç mezhebe göre de bayram namazı sünnettir. Kime vaciptir? Ala men tefrudu aleyhil cumu'atü. Cuma kendisine farz olanlara bayramda vaciptir. Cuma'nın şartları, bir vücubunun şartları vardı, bir de edasının şartları. Ve o sahih, sahih olan görüş de budur. Anladınız mı? Sahih olan görüş budur. O zaman kadınlara da şey değil değil mi hocam? Yani burada vacip. O da istisna edilmiş. Normalde aslında kadınlara da vacip olması lazım. Ama kadınlar istisna edilmiş hadis-i şerifte. Cuma namazı. Kadınlar, cuma. Çünkü cuma istisna edilmiş. Cuma'da mesela kadınlar, yolcular, köleler, hastalar istisna edilmiş. Bunlar da çünkü cumadaki şartlar burada da geçerli. Ama kılarlarsa olur mu? Peygamberimiz tavsiye de ediyordu kadınların bayram namazına gelmesini. Çünkü bayram namazları musallada kılınıyordu. Musalla ne demek? Camide değil, bir alanda kılınıyordu. Mesela Medine-i Münevvere'de işte Hazreti Ali Mescidi var, Hazreti Ebu Bekir Mescidi var, Hazreti Ömer Mescidi var, Gamame Mescidi var. O mescitlerin anlamı ne? O mescitlerin yeri bayram musallasıymış. Müslümanlar orada toplanır. Kadınlar hayızlı bile olsa Peygamberimiz diyor ki gelsinler, orada mescit değil ya, geride otursunlar, bayram namazının şey sohbetinden istifade etsinler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ediyordu. Ama bugünkü kadınlar yani çok hassaslar, peçeleri var, yani harama gözükmüyorlar. Ve bayram namazını kılıyorlar, kılanlar hemen cemaattan önce de oradan ayrılıyorlar. Yani şey olmasın diye, erkeklerle kadınlar arasında efendim bir yakınlık olmasın diye. Yani burada kadınlar istisna edilmiş ama vacip değil kadınlara. Hüve sahihu minel mezhebi, Hanefi mezhebinden sahih olan görüş budur. Ve yüşteratü leha, bayram namazı için şart kılınır. Cemi'u mâ yüşteratü lil cumaati, cuma namazı için şart koşulanların tamamı. Vücuben ve edaen. Mesela cuma namazının vücubunun şartları 6 taneydi. Edasının şartları da 6 tane. Hepsi de burada gereklidir ama bir istisnası var burada. İllel hutbete, hutbe müstesna. Şimdiye kadar bilmediğiniz bir şey belki. Cuma hutbesi farzdır, bayram hutbesi sünnettir. He? Bayram namazlarının hutbesi sünnettir, cuma hutbesi farzdır. Yani edasının şartlarının bir tanesi de hutbe olması. Peki Kurban Bayramı'nda ya da Ramazan Bayramı'nda hutbeyi ne zaman okumak yine sünnet? Efendim ne zaman okumak? Bayram namazından sonra. Bayram namazından önce de okunabilir orada. Sonra da okunabilir, önce de okunabilir. Ama Cuma'da hutbe namazlarının önce okunması lazım, sonra okunmaz. Ama namaz şeyde bayramda ikisi de caiz. Bir farkı da o. Şimdi feinneha hutbe leyset olmadı bir şartın, şart olmadı, farz olmadı leha bayram namazı için belhiye sünnetün badeha. Bayram namazından sonra bilakis sünnettir. Peki. Ve yüstehabbü yevmel fıtrı. Ramazan bayramı gününde müstehab olur, güzel olur. En yeküle şeyen, bir şey yemesi kable salati, Ramazan bayramının namazına gitmeden önce. Yani orada bir şey yiyip oruçlu olmadığını bildirmesi. Vel evle, evle olan nedir? En yekûne, o yedi şeyin olması, temran, hurma, inteyessera, eğer mümkün olursa, kolay olursa, mümkün olursa. Mümkün olursa hurma veya benzeri bir şey. Ve illa eğer hurma yoksa, feşeyin, hulven, tatlı bir şey alması ağzına. Bayram namazına gitmeden, tamam mı? Ve yevmel edha, Kurban Bayramı'nda da yuakhirul ekle, yemeği geciktirir ile mabade salati, Kurban Bayramı namazından sonraya. Orada da Kurban Bayramı namazından sonra yemek müstahaptır. Eğer mümkünse kurban etiyle efendim yemeye başlar, tamam mı? Mümkünse. Onun için mesela genelde kurbanı keserler. Hemen kurbanı yüzdükten sonra etlerinden bir miktar
şey yaparlar, oradaki paylar, hisselere pişirirler. Adamlar oradan bir şeyler yerler yani. Tamam mı? Vakile ya da illa et, şart değil. Bayram namazından sonra yemek müstehaptır. Vakile denildi ki hâzâ fî hakkı men yudahhi. Kurban bayramında namazdan sonraya kadar tehir etmek yemeği kurban kesen hakkında böyledir denildi. Bazı görüş. Kurban kesmeyenler bayram namazdan önce de yiyebilirmiş. Lâ fî hakkı gayrihi. Başkalarının hakkında değil. Anladınız mı konuyu? Evet. Ama ibareyi anlayın. Vel evvelü esahhu. Efendim birinci görüş daha doğrudur. Ne demek? İster kurban kessin, ister kesmesin. Kurban bayramında mümkünse efendim bayram namazından sonra yesin. Ama bazı böyle hasta olan insanlar var. Şekere düşüyor, bilmem ne, şimdi hastalıklar çoğaldı. Adam yemek yemezse belki ayakta duramıyor. O zaman onlar yer. Onlar için zaruret var. Zaten bu farz vacip cinsinden değil. Müstahap, güzel. Vel esahhu sahih olan ennehu la yukrahul eklu qabla's salati huna. Kurban bayramının namazında da namazdan önce yemek mekruh değildir. Doğru olan görüş bu. Ve la terkuhu yemeği terk etmek de hünake orada. Efendim yani yani yemeği terk etmek mekruh değil ya da efendim şeyde Ramazan bayramında. Ramazan bayramından önce namazından önce yemeği terk etmek mekruh değil. Kurban bayramında da efendim namazdan önce yemek mekruh değil. Çünkü müstehap dedi ya. Orayı bir daha okuyorum. İbareler önemli tabii. Ennehu la yukrahul eklu kables salatu hüna. Hüna dedi burada. Burası yakın. Hüna zarf-ı mekan yakına işaret. Yani kurban bayramında namazdan önce yerse mekruh olmaz. Bir şeyler yerse. Ve la terkuhu terki de mekruh değil. Hünake orada. Hünake de uzak için. Ora neresi? Ramazan bayramında da namazdan önce yemeği terk ederse yememiş yani. Namazdan sonraya kadar yememiş. O da mekruh değil. Ama güzel olan Ramazan bayramından namazından önce yemesi, Ramazan Kurban bayramı namazından sonraya bırakması müstahap. Ve yüstahabbü güzel olur. Eda'u sadakatil fıtrı, fıtır sadakasını vermek, ödemek. Kable salati fil fıtrı. Fıtır namazını, fıtır bayramı namazını kılmadan önce. Mesela namazdan sonrayı bırakmamalı. Namazdan önce vermeli ki fakir fukara ihtiyacını görsün. Namazdan önce vermeli. Hatta o günü de bırakmamalı. Daha önceden vermeli ki fıtır sadakasını alan fakirler ihtiyaçlarını görsünler. Ve yüstehabbü güzel olur. Etteveccühü yönelmek ilel musalla namazgaha yani bayram namazının kılınacağı yere yönelmek, gitmek müstahap olur. Maşiyen yürüyerek. İn kadera gücü yetiyorsa. Gücü yeterse yürüsün. Vasıtayla gitmesin. Ve la yukrahu rükûbe. Ama binitli olması da mekruh olmaz. Ve keder fil cumaati. Cuma'da da böyle. Mümkünse yürüyerek gitsin. O her attığı adım derecesini yükseltiyor veya günahlarının bağışlanmasına sebep oluyor. O bastığı topraklar da ona şahit olacak. Ve yüstehabbü tekbiru, tekbir müstehab olur. Cehran, efendim açıktan tekbir söylemesi, fi tarikil musalla, namazgah yolunda, yevmel adha bayram gününde, kurban bayramı gününde. Kurban bayramına giderken, başkalarının duyacağı şekilde, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lelhamd. Yolda giderken bunu söyler. Böyle bağırarak değil, başkaları duyacak şekilde. Ama ittifakla bütün müştehitlere göre. Fakat ve yevmel fıtrı Ramazan bayramı namazına giderken fıtır gününde la yecheru bihi tekbiri açıktan söylemez. Kendi duyacağı kadar söyler. Yine yolda giderken Allahu Ekber, Allahu Ekber bunları söyler. İnde bi hanifete rahimahullah İmam-ı Azam'a göre. Ve indehuma imameyne göre. İmameyne göre yecheru Ramazan bayramı namazına giderken de açıktan söyler. وَهُوَ رِوَيَّتُنْ عَنْهُ Bu görüş İmam-ı Azam'da bir rivayetmiş. İmam-ı Azam'dan bir rivayet de bu görüşmüş yani. Ramazan bayramı namazına giderken de açıktan söylemesi. İmam-ı'nin de bunu tasdik ediyor. وَالْخِلَافُ İhtilaf fil اَفْتَلِيَّةِ Eftaliyetindedir. Ne demek? Yani açıktan gizli söylerse eftaldır Ramazan bayramına giderken.
Kurban Bayramı'na giderken açıktan söylerse eftaldır, gizli okuması da olabilir. Duruma göre bazı mesela alay alınacak yerler de olabilir. Adam tekbire getiriyor, öteki adam diyor ki delimine bak. Yolda adam açıktan tekbir alarak gidiyor. Adam bilmiyor ki. Ondan sonra öyle yerlerde de gizli söyler. Yani gizli söylenecek yerde açıktan söylemesi eftal olanı tektir. Açıktan söylemesi gereken yerde gizli söylemek eftal olanı tektir. Ve emmel kerahatü, mekruh olması, femenfiyetün ortadan kalkmıştır. Hani tarafeyi, tarafeyine göre, tarafeyinden. Şimdi burada bazı terimler var. Mesela şeyheyn dediğimiz zaman Hanefi müştehitlerinden kim kastediliyor? İmam-ı Azam Ebu Yusuf. Tarafeyn denildiği zaman İmam-ı Azam İmam Muhammed. Tarafeyn'den bu şey kiraat kaldırılmıştır. Sümme kıyle, sonra denildi ki yakda o tekbira, tekbiri keser bi usulihi, ulaşmakla ile musalla, bayram namazının kılınacağı yere ulaşmasıyla tekbiri keser. Ama bu Araplarda bir şey var. Mesela Mekke'de, Medine'de, Mısır'da adamlar bayram namazından önce durmadan tekbir getiriyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Daha farklı tekbirler. Tekbir getiriyorlar. Hep namaza kadar. Vaaz falan yoktu namaza kadar. Hep tekbir getiriyorlar. Çünkü ayette de tükebbirullâhe alâ mâ hedâkum var. Yani tekbir. Tekbir getiriyorlar. Oradaki en fazilet ibadet. Ama Hanefi mezhebine göre yol boyunda tekbir getirir. Bir görüşe göre ne dedi burada? Efendim musallaya ulaştığı zaman tekbiri terk eder. Vakîle denildi ki la yektâuhu, tekbiri kesmez. Malem yeftetihis salate, namaza başlamadıkça, yani Ramazan bayramı namazına başlamadıkça ya da Kurban Bayramı namazına ne yapmazmış? Tekbiri kesmez. Ve yukrahu teneffülü, nafile kılmak mekruh olur. Kable salatil id, bayram namazından önce camide ve evde. Fakat takaddeme, bu yukarıda geçti. Bak şimdi dikkat edin. Bunlar hep siz yeni duyuyorsunuz. Şimdi bayram namazından önce evde veya camide nafile namaz kılmak kerahat vakti çıksa bile mekruhtur. Ve idâ dehale vaktus salâti, namaz vakti girdiği zaman, yani bayram namazı vakti, bir tifâ-i şemsi, güneşin yükselmesiyle, yani bir mızrak veya iki mızrak boyu yükselecek diyor ya, bu saat olarak ne kadar? 45 dakika sonraya kadar. Ve efendim hurucu vaktil keraheti, ve hurucu vaktil keraheti, kerahat vaktinin çıkmasıyla yusallil imamı, imam kıldırır binnaz insanlara. Raketeyn, iki reket namaz kıldırır. Şimdi Kurban Bayramı veya Ramazan Bayramı namazını tarif ediyor. Bile ezanin ve la ikametin. Ezansız ve ikametsiz. Yani Ramazan Bayramı'nda, Ramazan Bayramı namazında, Kurban Bayramı namazında ezan da yok, kâmet de yok. Anladınız mı? Kalkar, iki rekat namaz kıldırır imam kerahat vakti çıktıktan sonra. Evet, peki yükebbiru, tekbir alır. Tekbiratel ihram. İhram tekbiri. İhram tekbiri neydi? Tahrim. Allahu Ekber, iftar tekbiri. Sümme yedau yedeyhi, sonra ellerini kur tahta sürrati gübeğinin altına. Ve yüthni subhaneke okur. Ve yüthni subhaneke okur. Sümme yükebbiru selase tekbiratin, sonra üç tekbir getirir. Yafsılı ayırır beyne kulli tekbirateyni, her iki tekbirin arasını bisekletin, biraz sükut etmekle. Kadre selase tesbihatin, üç tesbih miktarı. Üç defa subhanallah diyecek kadar bekler. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nasıl? Duruma göre. Acele etmeyecek orada. Mesela şimdi ne yaptı bakın? İmam tekbir niyetini yaptı. Niyeti de yani kalbinden geçirecek. İşte Ramazan bayramı namazını kılmaya. Diliyle de söylerse, şimdi çok tekbiri teferruatlandırıyorlar böyle. Niyet ettim Allah rızası için Ramazan 9 zevai tekbiriyle Ramazan bayramı namazını kılmaya uydum imama. 9 zevai tekbiri yok ki. 6 tane zevai tekbiri var. O zaman diğer mezheplerde farklı ortadaki tekbir sayıları. Söyleyecek ileride. Bir müftü yardımcısı burada zamanında
şey yapıyor böyle. 9 zevat tekbirle vaaz ediyor. Bayramdan sonra gittim dedim ki ya nerede 9 zevat tekbir yazıyor? Söyledin dedim. Nerede dedim böyle söylüyor zamanında bu iş epey oldu buna. Ya kitapta öyle yazıyor. Hangi kitapta göster bakayım. Hangi kitapta yazıyoruz 9 zevat tekbiri? Halk dilinde öyle. Şimdi tekbiri aldı imam. Cemaat aldı. Allahu Ekber. El bağladı. Ne yapacak orada? Sübhaneke'yi okuyacak. Sübhaneke'yi okudu. Allahu Ekber. Ellerini salıverdi. Bir. Bak bekledi şimdi. Allahu Ekber. Ellerini salıverdi. İki. Allahu Ekber. El bağladı. Üç. Birinci rekatta üç sevai tekbiri var. Yani diğer tekbirlere ilave edilen. Ondan sonra ne yapacak imam? Ağzı besmele çekecek. Fatiha okuyacak, sure okuyacak, rükû secde kalkacak. Gerçi burada anlatacağı da şimdi. Kalktıktan sonra besmele çeker, Fatiha, sure. Bak ikinci rekatın başında şey yok. Aynı diğer namazlar gibi. Ondan sonra Fatiha'yı okudu, sureyi okudu. Sureden sonra Allahu Ekber. Bir. Ellerini salıverdi, bir. Arada bekleyecek. Allahu Ekber, iki. Allahu Ekber, üç. Ellerini salıverdi. Dördüncü tekbire ellerini kaldırmadan rüküye varacak. Allahu Ekber, rüküye eğilecek. Anladınız mı? Altı tane. İşte bayram namazı. Kıldırabilir misin Furkan? Kıldırdın mı hiç? Yok hocam. İşte tarifi bu işte. Böyle kıldıracaksın. Evet. Bayram namazlarında cuma namazı gibi açıktan okunacak. Bayram namazlarının şeyleri de, hutbeleri de bir farklı hocam cumadan böyle. Tabi bahis şimdi o Ramazan bayramında, Ramazan fitresinden, oruçtan vesaireden bahsedecek. Kurban bayramında kurbandan bahsedecek. Esas konu o. Evet. Şimdi ve yerfau yedeyhi, ellerini kaldırır. İnde kulli tekbiratin, her tekbir zamanında minhünne o tekbirlerden. Cenazede kaldırmıyor Hanefi mezhebine göre. Ama bayram namazının tekbirlerinde ellerini kaldırıyor. Ve yursiluhuma, ellerini salıverir. Fi etnaihinne, tekbirler esnasında. Thümme yada'uhuma, sonra ellerini kor. Ba'det saliseti. Üçüncü tekbirden sonra ellerini kor ne demek? Yine sağ elinin, sol elinin üzerine el bağlar. Göğsünün şeyi, göbeğinin altına el bağlar, kor. Ve yeteavvezü, Auzu çeker ve yakra'u, auzu burada besmele de var yani. Ve yübesmilü diyecek orada aslında. Besmele de çeker ve yakra'ul fatihate, fatihayı okur ve sureten bir de sur okur. Sümme yükebbir, sonra tekbir alır. Allahu Ekber'dir ve yerke rükû'a gider. Feyda kâme ile rekatı saniyeti. Bak bu birinci rekat. Rükû'a gider, secdelere gider. Efendim, İkinci rekata kalktığı zaman yebtedi'ü başlar bil kıraati, kıraatte. Yani önce besmele çekecek kıraattan önce. Fatiha'dan başlar. Sümme yükebbiru ba'deha, Fatiha ve sureden sonra üç tekbir alır. Tekbiratin demiş. Selase tekbirat, üç tekbir. Ala heyeti tekbiratin fil ula. Birinci rekattaki tekbirler suretinde, şeklinde. Sümme yükebbiru, sonra dördüncü tekbiri alır elini kaldırmadan ve yerke rükûa gider. İkinci rekatta. Fezzevâidü, zâid tekbirler fî kulli rakatin, her rekatta selâsün, üçtür indina bize göre. Bize göre kim? Hanefi mezhebine göre. Vel kıraatü fil ula, birinci rekatta kıraat, ba'det tekbir, tekbirlerden sonra. Ya öyle yapmadık mı zaten? Birinci rekatta kıraat, üç tekbiri aldıktan sonra. Peki, ve fis saniyeti, ikinci rekatta kablehu, efendim neyden önce? Kablehu, kıraat tekbirden önce. Tekbirden önce. Önce Fatiha sure okuyacak, sonra tekbir alacak. Ve huve rivayetun an Ahmed'e rahimehullah. İmam Ahmed bin Hanbel'den bir rivayetmiş bu. O da öyle söylüyor. Ve fi zahiri kavlihi ve huve kavlu Malik. Yani İmam Ahmed'in açık sözünde İmam Malik'in sözü de aynı. Kebbiru fil ula, birinci rekatta tekbir alır. Sitten altı. Kime göre bu? İmam Ahmed de İmam Malik'e göre. Ve fis saniyeti, ikinci rekatta hamsen beş tekbir alır. Kaç etti o zaman zevai tekbiri? Dokuz. Dokuz olur mu? Beş. On bir.
Ve yekrav fihima, her ikisinde de Fatiha sure okur, bade tekbir, tekbirden sonra. Bak bu öteki Hanefi mezhebinden farklı oldu. 11 oldu. Yani birinci rekatta da iftar tekbirinden sonra tekbirleri getirir. İkinci rekatta da sureye başlamadan, Fatiha'ya başlamadan tekbirleri getirir. Kime göre bunlar? İmam Malik ve İmamı Ahmet bin Hanbel'e göre. Ve kâle Şafiiyyü, İmam Şafii Hazretleri diyor ki fil ula seb'an, birinci rekatta zevai tekbiri 7 ve fis saniyeti ikinci rekatta hamsen 5 etti 12. Ve yekrav fihima, efendim Fatiha-i Sure'yi her iki rekatta da okur ba'de tekbir. O da ötekiler gibi. Tekbirden sonra. Demek ki İmam-ı Azam sadece ikinci rekatta sureden sonra tekbirleri alır diyor. Diğer üç imama göre tekbirler Fatiha'dan önce. Yani birinci rekatın başında, ikinci rekatın başında. Evet. Sümme yahtubu, sonra imam hutbe okur. Ba'de salati, namazdan sonra hutbeteyn, iki hutbe. Yebde'u fihima, iki hutbede de başlar bir tekbir, tekbirle. Zaten cemaat onu biliyor. Mesela namazı kıldırıyor ondan sonra, değil mi bayramda? Namazı kıldırıyor, selam verir vermez cemaat başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ta minbere çıkıncaya kadar imam. İmam minbere çıkıyor, orada da yine tekbirler getiriliyor. Dolayısıyla tekbirlerle başlar. Ve yuallimun nase, yani hutbeye başlarken de tekbirle başlıyor. Ha? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, devam eder. Ondan sonra hamdele, salvele devam eder. Ve yuallimun nase, insanlara öğretir. Fil fıtrı, fıtır bayramında, ahkâm-ı sadakatil fıtrı, fıtır sadakasının hükümlerini. Ve fil adha, adha neydi? Kurban bayramında, ahkâm-ı udhiyyeti, kurban hükümlerini beyan eder. Ve tekbir-i teşrik, teşrik tekbirlerinin hükümlerini beyan eder. Teşrik tekbirleri neydi? Kurban bayramında Arafa günü başlıyor. 23 vakit. Bayramın 4. gününün ikincisi de dahil 23 vakitte cemaatle kılsın, tek başına kılsın, erkek olsun, kadın olsun, farzı kılar kılmaz Allahümme entes selamü demeden tekbir getirecek. Buna teşrik tekbirleri deniyor. Bunları öğretir. Ve hiye sünnetün, bu sünnettir. Ne, hangi sünnet? Hutbeler. Sünnettir. Efendim, ve yusennü fîhâ, ve hiyenin zamiri, ama şu kitapta acaba bir yere vermiş mi? Ve hiye ne demiş? Bayram hutbesine racen. Bayram hutbesi sünnettir. Bayram hutbesi olacak, öyle ya. Yukarıda zaten öyle demişti, daha bunu niye zikretti ki? Yukarıda demedi mi zaten? Hutbe şeyden farklı olarak cumadan illel hutbete fe inneha sünnetün demişti. Burada tekrar etti demek ki. Ve hiye sünnetün, yani hutbe sünnettir. Nerede? Fiha, iki hutbe okurdu değil mi? İki hutbe, ikisi de sünnet. Evet. Ama şey de öyle değil. Cuma'da. Farz hutbe. Ve yüsennü fîhâ, bu bayram hutbelerinde sünnet olur. Ma yüsennü fî hutbetil cumaati. Cuma sünnetin hutbesinde sünnet olanlar. Neydi mesela? İki hutbe arasında oturmak. İkinci hutbede efendim dua etmek müminlere. Birinci hutbede efendim neydi? Orada efendim hamdeleyle, salveleyle başlamak vesaire. Zaten onlar rüknüydü. Vacibi neydi mesela? Orada da vacibi şuydu. Ayakta durmak, temiz olmak vesaire vesaire. Ve yukrahu fiha, bayram hutbesinde mekruh olur. Ma yukrahu fiha, cuma hutbesinde mekruh olanlar orada da mekruhtur. Ve yustahabbü, güzel olur. Er rucuhu, namaz bitti. Dönmesi. Fi tarikin, bir yolda. Öyle yol ki gayri tarikiz zehabi, gittiği yoldan başka bir yol. Yame giderken bir yoldan, evine dönerken başka bir yoldan dönmesi müstahaptır. Çünkü oralar şahit kendine. Anladınız mı? Tekfiran lişşuhudi. Bak, zaten söylemiş. Şahitleri çoğaltmak için. Ve men lem yudrik salatel aydi, kim bayram namazına ulaşamazsa, mal imam, imamla beraber, la yaktıya, onu daha kaza edemez. Bayram namazının kazası yok cuma gibi.
Peki o zaman geldi ki tahiyyat oturulmuş. He? Tuncay. Kuşluk namazı var. Ne yapacak? Kuşluk namazı var eve geldi. Artık uyumaz. Onu kılamayan evde duha namazı kılmıyor mu hocam? Hiç alakası yok ki duha. O başka bir namaz. Onun yerine aynı şey var. Hayır, hayır. Şimdi geldi tahiyyat imam oturmuş. Adam orada yetişti imama. Ne yapacak imam selam verdikten sonra? Hutbe yiyinler, yapacak bir şey yok. Hutbe, hayır. Namazda mı selam verecek? Yetişemedik hocam o namazı daha. Selam versinler. Kalkıyor. Hanefi mezhebine göre selamdan önce yetişti mi yetişti. Kalacak, devam edecek. Kendi kılacak. Cuma'da da öyle değil miydi? Cuma'da ikinci rekatın rükûnda yetişse ya da ondan sonra yetişse Cuma yetişmiş sayılır. İmam selam verdikten sonra rükûda yetişirse bir rekat kılacak. Rükûdan sonra yetişirse tahiyyatta vesaire de iki rekat kalacak, devam edecek. Aynı bayram namazını o Hanefi mezhebine göre. Bayram namazı da aynı. Ya ve in hadese uzrun, eğer bir özür meydana gelirse, yani Ramazan bayramında bir özür meydana geldi, bir sebep oluştu, kılamadı birinci gün. Men'an nas, öyle özür ki insanları engelledi. Hani salatı, namaz kılmaktan, yevmel fıtrı, Ramazan bayramı gününde kurban şey Ramazan bayramı namazını kılmaya mani bir özür ortaya çıkarsa, mesela deprem oldu diyelim ki, Allah korusun. Deprem oldu veya bir düşman tasallutu oldu. Kable zeval, zevaldan önce kılamadılar. Sallevha, Ramazan bayramı namazını kılarlar. Minel gadi, ertesi gün, yarın. Kable zeval, zevaldan önce. Bugün kılamadılarsa birinci gün, ikinci güne sarkar. Bunu biliyor muydunuz? He? Size soruyorum. Neyi hocam? Ramazan bayramını birinci gün kılamadılarsa bir mazeretle cemaat olarak ikinci gün kılacaklar. Biliyor muydunuz? Yok. Ya. İkinci gün kılınacak. Kurban bayramında? Dinle. Ve men'a uzrun, eğer bir özür mani olursa fil yevmi sani, ikinci günde de, yani Ramazan bayramında lem tusalle, kılınmaz badehu, ikinci günden sonra, ama bi hilafil adha, kurban bayramı bunun aksine. Ve inna kurban bayramı namazı tusalle, kılınır fil yevmi salis. Birinci gün bir engel oldu, ikinci gün kılınacak. Ama hep vakitleri zevaldan önce. İkinci gün bir engel olduysa üçüncü gün kılınacak. Üçüncü gün öğlenden önce kılınacak. Üçüncü günde kılınamadıysa şayet mazeretle, daha dördüncü gün kılınmaz. Anladınız mı? Eydan yukarıdaki gibi. Yani Ramazan bayramında birinci gün kılınaması ikinci gün. İkinci günden sonra kılınmaz. Kurban bayramında da üçüncü günde kılınabilir. İn mena'a udrun, eğer bir özür engel olursa fil yevmin evveli ve sani, birinci ve ikinci günde, o zaman üçüncü günde kılabilir kurban bayramında. Ve keda yine böylece in ahharuha, eğer namazı tehir ederlerse bile özrin, özürsüz ilel yevmis sani, ikinci güne. Hiç özürleri yoktu ama ikinci güne bıraktılar. İkinci gün kılabilirler. Evis salis, ya da üçüncü güne bıraktılarsa caze caiz olur. Ama faziletli olan hangisiydi? Kurban bayramında birinci gün. Ramazan bayramında birinci gün. Ve lakin mal isaeti. Lakin kötülük yapmış olurlar. Kerahatle beraber diyor. Mal isae dediği burada kerahatle beraber. Anladınız mı? Mal isae, mal kerahe demek. Kerahatle beraber. Yapılması hoş değil, mazeretsiz. Mazeretsiz olursa. Evet. Peki, وَلَا تُسَلَّيَانِ, iki bayram namazda kılınmazlar. وَلَا تُسَلَّيَانِ, ikisi de. بَعْدَ الزَّوَالِ, zevaldan sonra, عَلَى كُلِّ حَالٍ, her hal üzere. Her hal dediği, birinci gün, ikinci gün, kurban bayramında üçüncü gün de, efendim, öğlenden önce kılınmadı iseler, öğlenden sonra kılınmazlar. Burada kalacağız, furu. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.